oldu? Babam. Ben eve gittim. Kötü bir şey mi söyledi? Tamam. Sakin ol. İçeride her ne olduysa boş ver. Tamam mı? Sakin ol. Anlatabilecek misin? Ben eve gittim. Tamam, tamam. Zorlama kendini. Tamam. Gel. Arabada bekle. Ben babanla konuşup geliyorum. Hayır, hayır, hayır. Lütfen. Gitme lütfen. Senin yapabileceğin bir şey yok. Var. Yani en azından konuşurum. Hayır, lütfen. Olmaz. Şimdi olmaz. Hadi eve gidelim. Peki. Daha iyisin değil mi? Bak, biz kötü hiçbir şey yapmadık. Bunu aklından çıkarma, olur mu? Ben senin daha fazla üzülmeni istemiyorum. Bu meseleyi çözeceğim. Babana ulaşmanın bir yolunu bulacağım. Mutlaka bulacağım. Evden çok erken çıktın. Ben daha fazla kalırsın sandım. Kalamadım. Baban bizi anlayacak. Anlamasını sağlayacağız. Ne olursa olsun bunu başaracağız. İnan buna. Zehra benim başımı bir kere önüme yedirmedi. Bana bir kere bile yalan söylemedi. Tamam. Tamam, sen kendini iyi hissedene kadar bu konuyu konuşmayacağız. Hayırlı işler. Ne varsa eskilerde var ya. Unutmamış beni Seyfi amca. Üstelik de hamile. Vay. Yardım edeyim mi abla? Yok, gerek yok. Poşetlerini taşısam eve gidene kadar. Sen de beşlik at be abla. Çok açım valla. Taşımana gerek yok. Sen al şunu.
Taşıyacağız dedik ya abla. Dilenci mi sandın beni? Sen? Ben? Sabah? Ay inanamıyorum. Deli kız nereden çıktı? Ay ya. Özlemişim seni. Sabah ya. Nasıl unutursun kızım sıra arkadaşını? Kaç yıl beraber dirsek çürüttük. Deli kız ya. Ay nasıl özlemişim. Ne yapıyorsun? Geldik işte buralardayız. Öyle mi? Ay çok sevindim. Ver şunları sana ağır taşıma. Annenle babanı duydum. Ulaşamadım sana. Çok üzgünüm canım arkadaşım ya. Anladım arkadaşım. Canın sağ olsun. Sen anlatsana. Demek evlendin he? Üstelik hamilesin. Vay be. Bu ikincisi. 4 yaşında bir de oğlum var. İnanmıyorum. Arkadaşım sen bayağı hızlı çıktın ha. Allah bağışlasın. Sen ne yaptın? Ya gelsene bize gidelim bir şeyler yeriz laflarız. Sen ne yaptın bunca yıl? Nerelerdeydin? Seni çok özledim. Anlat biraz bir şeyler bana. Dur biraz dur. Motorun sağsın ya. Sorgu memuru gibi. Ne olmuş kızım sana böyle? İyiyim ben. Gerçekten. Şimdi bir duş alırsam. Bence de iyi fikir. Ben buradayım. Tamam. Bu işi mutlaka çözmeliyiz. Mutlaka. Zehra benim başımı bir kere önüme eğdirmedi. Sözümü ikiletmedi. Bana bir kere bile yalan söylemedi. Kimseyi yakıştıramıyorum ki yanına. Müsait misin? Şükran teyze arıyor. Yani belki babanla ilgili bir şeydir. Teşekkür ederim. Efendim Şükran teyze. Ha, alo? Zehra kızım. Nasılsın? Neredesin? Ben... İşteyim. Bir şey mi oldu? Oldu ya, oldu. Ne oldu Şükran teyze? Babam iyi mi? Kızım dur. Heyecan yapma, panikleme. Baban gayet iyi. Hiçbir şey yok. Biraz önce yanındaydım. Biliyorum. Biliyor musun? Nereden biliyorsun? Yok. Yani öylesine tahmin ettim. Ha, neyse. Zehra kızım. Bak şimdi ben sana bir şey söyleyeceğim. Seninle tanışmak isteyen bir çocuk var.
helal süt emmiş, işi gücü yerinde, dürüst, namuslu bir çocuk. Alo, Zehra. Orada mısın? Evet, evet buradayım. Merak etmiyor musun kimdir, nedir? Hayır. Yani şaşırdım biraz. Zehra kızım, sen pek müsait değilsin herhalde. Mahalleye gel de öyle konuşalım. Ben babana da bahsettim. O da onay verdi. Gel bir an önce etraflıca konuşalım bu mevzuyu, tamam mı kızım? Tamam Şükran teyze. Geleceğim. Geleceğim dedi. Babası mı çağırdı acaba? Nasılsın? Yani çıkmayınca merak ettim. Şükran teyzeyle konuşuyordun. Bir sorun yok değil mi? İyiyim ben. Ne diyeceğim ben şimdi? Benim şimdi... Hiçbir yere gitmeyeceksin. Nasıl? Anlamadım. Gitmeyeceksin. Yani buna izin vermem. Bunun için gerekirse tüm dünyayı, herkesi karşıma alırım ben. Kim olursa olsun. Ben anlamadım. Neyi anlamadın? Yani buradan babanın yanına birlikte gideceğiz. Yani ikimizi yan yana görünce bu sefer hiçbir şey söyleyemeyecek. Ben her şeyi anlatacağım ona. Bir saniye durur musun? Ben daha babamla konuşamadım ki. Konuşmadın mı? Konuşamadım. Neden? Ben içeri girdiğimde Şükran teyzeyle konuşuyordu. Bana ne kadar güvendiğini anlatıyordu. Ona hiç yalan söylemediğimden, başını öne eğdirmediğimden bahsediyordu. O böyle söyleyince ben de karşısına çıkıp senden habersiz evlendim diyemedim. Ben de sandım ki... Babamla konuştuğumu, bana hayır dediğini sandım. Ben seni öyle ağlarken perişan görünce... Ben özür dilerim. Konuşmadığımı en başında söylemem lazımdı. Önemli değil. Çok kötüydüm zaten. Bunların hepsi geçecek biliyorsun değil mi? Hepsi geride kalacak. Evlere bak ya. Çok da güzel. Ama çok da pahalı. Acaba bir kampanya mı yapsam? Müşteri çekmek için. Evet evet. Bence kesin yapmalıyım yani. Ne güzel esiyor. Evet öyle. Keşke yaşadığımız sıkıntıları da alıp götürecek bir rüzgar olsa. Ama biliyorum ki yok. Sorunları çözmek bizim elimizde. Evet. İşte bu yüzden
Ben de gidip en kısa zamanda babamla konuşacağım. En kısa zamanda değil. Kendini hazır hissettiğinde. Araya çok da zaman girmeden. Merhabalar. Selamlar. Nereden böyle? Hastanedeydik. Kontrolüm vardı. Öyle mi? Ayşe'cim, her şey yolunda değil mi? Evet. Neden? Hiç. Sordum. Pardon. Benim buna bakmam lazım. Oturalım mı? Hı hı. Patron, bu kız deli galiba. Kendi kendine hareketler yapıp duruyor. Patron, bu kız üç harflere karışmış olmasın? Tövbe de lan. Ben korkarım böyle şeylerden. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Üç harfli işimiz yok. Biz dört harfin peşindeyiz. Para. Anladınız mı? Püskülüm bir karın ağrısı ama en iyisi Mehtap'a sor. Aradığınız kişiye şu an ulaşılamıyor. Lütfen daha... Görünce arar herhalde. Hayır yani, dönse iyi olur. Yoksa alacağım elime sopayı ama. Mithat Bey merhabalar. Az önce Ayşe Hanım'daydı da konuşamadım. Merhaba Ömer Bey, nasılsınız? Teşekkürler, iyiyim. Sanırım Ayşe'nin kontrolleri vardı, o yüzden aradınız değil mi? Durumu nasıl? Durumu ile ilgili size bir mail atacağım. Orada raporlar ve hastalığın seyri ile ilgili ayrıntılı bir de tablo. Tamam, yollayın yollayın da kötü bir şey yok değil mi? Hiç endişelenmeyin Ömer Bey, her şey yolunda. İyileşme süreci hiç durmadı, yavaşlamadı. Aynı hızla devam ediyor. Yani sonuçlar şaşırtıcı derecede iyi. Ne oldu? Yani Ayşe iyi, tehlikeyi tamamen atlattı diyorsunuz öyle mi? Allah'ım sana şükürler olsun. Tamam. Tamam. Çok teşekkürler Mithat Bey. Sağ olun. Görüşmek üzere. Duydun değil mi? Ayşe iyi yani. Tamamen geçmiş, iyileşmiş. Yani Mithat Bey biz de şaşkınız diyor. Ya şükürler olsun. Allah dualarımızı karşılıksız bırakmadı. Öyle. Ayşe'nin iyileşmesinde ne kadar katkınlar biliyorsun değil mi? Ben bir şey yapmadım ki. Ayşe için yaptığım bu fedakarlığı asla unutmayacağım. Asla. Ayşe benim için çok değerli. Çok kıymetli. Ama kim olsa aynı şeyi yapardı. Biliyorum. İşte bu yüzden seni... Ne tuhaf değil mi? Ayşe bu yaptıklarını asla bilmeyecek. Aramızda bir sır olarak kalacak. Bizim sırrımız. Sen çay mı istiyorum demiştin?
Alacak listesi galiba. Oo, rakamlara bak. Alır inşallah. Vay vay vay. Yine saçma sapan konuşmaya geldiysen. Merhaba. Yok. Bu sefer uzatacak değilim. Borç meselesi için geldim. Ne borcu? Mehtap'ın bana olan borcu. Senin neyin olur bu Mehtap? Arkadaşım ne olmuş? Dükkanı sana bıraktı yani. Evet. O zaman borcu sen ödeyeceksin. Ne kadar bu borç? Hiç canım. 100.000. 100.000 mi? 100.000 ya. Ben o kadar parayı bir arada bile görmedim. Ara. Mehtap karısına iste o zaman. Yarın öğlene kadar zamanım var. Ondan da alamazsan yapacak bir şey yok. O koltukta sen oturduğuna göre o parayı sen ödeyeceksin. Yarın geldiğimde param hazır olmazsa buluşuruz bak. Hem öyle cam çerçeveyle bitmez bu iş. Ya bana Mehtap'ı verirsin ya paramı. Yoksa kıyalar değişir. Aradığınız kişiye şu an ulaşılamıyor. Of Mehtap ya! Neredesin ya? Neredesin? Of! Tabii ya. Millete borç verdi. Parasız kalınca da bunlardan borç almak zorunda kaldı. Ah be Mehtap, iyilik yapacağım diye. Ben bu kızın alacaklarını isteyeyim o zaman. 100.000 lirayı geçer zaten bunları toplasam. Da yarın öğlene kadar toplayabilir miyim ben parayı ya? Evet. Tabii. Ya harikaydı abla döktürmüş yine. Mert de çok severdi bu tatlıyı kulakları çınlasın. Sahi o ne yaptı? Sabah konuştum Ayşe'cim. Sesi iyi geliyordu. Yerleşebilmiş mi bari? Mert zaten evini kapatmamıştı. Bak sen Mert'e. Daha gelirken dönmeyi koymuş kafasına. Yani şirketin adına çok sevindim. Mert'in Amerika'daki işleri halletmesi üzerimizden büyük büyük aldı ama... Dostunu arayacağım. Var ya, Mert'in sevdiği kadar var. Zehra'cığım baktın mı tadına? Tabağıma baksana. Yani mutfağa gidip yeni bir dilim daha almamak için zor duruyorum. Eğer beğendiysen Hediye ablaya söyleyelim getirsin. Gerek yok. Zaten yediğim dilim çok büyüktü. Teşekkür ederim. Ya sizi izlemek o kadar hoşuma gidiyor ki. Bizi mi? Evet, sizi. Böyle gün geçtikçe birbirinize daha çok yakışıyorsunuz. Bir elmanın iki yarısı gibisiniz. O kadar çok tamamlıyorsunuz ki birbirinizi. Hele sen abi. Ben mi küçük hanım? Evet, sen. Bak sen. Zehra. Abim çok değişti. Bambaşka bir insan oldu. Sevgili eşi. Yani senin sayende. Böyle sanki eskiden yaşamıyormuş da şimdi tekrar hayata dönmüş gibi. Böyle daha mutlu, daha enerjik, harika bir insan oldu. Harika da bir eş. Bu arada siz bu gecenin Ayşe'nin hayali olduğunu biliyor musunuz? Nasıl yani? Ben hep böyle abim ve sevdiği kadın. Ben ve sevdiğim adam oturup böyle sohbetler falan edelim isterdim.
Sayenizde hayallerim gerçek oldu. Çok teşekkür ederim. Ayşe'cim, sen de benim hayallerimi gerçekleştirdin. Yani iyisin, iyiyiz. Hep birlikte buradayız. Aslında sen şimdi konuşunca ben de fark ettim ki böyle bir gece benim de hayalimmiş. Sevdiğim herkes yanımda. Zehra, sen mutlu musun? Ben biraz üşüdüm sanki. Alın bakalım, bu size. Bu da bize. Hadi örtün, bakın hava çok soğuk. Şimdi abicim, sen Mehtap Hanım'dan parayı aldığını, ona geri ödediğini söylüyorsun, öyle mi? Adın var işte burada. Borcun yazılı. Ana parayı ödedin yani. Tamam abicim, tamam. Ben seni daha sonra ararım. Buyurun. Ben Hamdi Karan'ın eşiyim. Konuşmak için geldim. Evet, Mehtap Hanım'ın alacağı için aramıştım sizi. Biz o parayı ödeyemeyiz. Herkeste de aynı laf. Ablacığım, almışsınız ya, nasıl ödeyemezsiniz? Kadının da borcu var. Adamlar kapıya dayandılar. Ödenmesi lazım. Ablacığım, ne dedim ben şimdi? Niye ağlıyorsunuz ki? Çocuğumuz hasta. Tedavi masrafları için al dedik o parayı. Canımızı dişimize taktık. Kocam gece gündüz ayrı ayrı işlerde çalıştı. Ben evleri temizliğe gittim. Mehtap'tan aldığımız parayı ödedik. Ödediniz mi? Ödedik. Hatta faizini de. Ama faiz bir türlü bitmedi. Faiz mi? Gücümüz kalmadı artık. Ne yapacaksa yapsın. Razıyız. Ödeyemiyoruz. Ablacığım, Mehtap Hanım size borç vermedi mi? Ne faizi? Tamam. Tamam ablacığım, sen şimdi git. Borcunuz borcunuz kalmadı. Nasıl yok yani? Kalmadı işte, bak sildim. Sildin mi? Allah, ne muradın varsa. Çok sağ ol. Mehtap, sen nasıl bir insanmışsın ya? Bu zavallı insanlara yaptıkların bir yana, benim de başıma o adamları sardın. İyi de girmek isteyen her türlü girer. Girerse de kırarım kafasını ya. Da ya girdiğini duymazsan?
Zorlanan kapı eşittir yarılmış kafaya. Çok pardon. Benim de uykum geldi. Yatalım mı? Olur. Ya her şey çok güzeldi. Çok teşekkür ederiz. Biz de... Çok teşekkür ederiz. Zehracığım, rahatsız olma sen. Abi rahatsız olmayın dedim ya. Siz keyfinize bakın. Emir büyük yerden. Mecbur oturacağız. Sabah görüşürüz. İyi geceler. Üşüme. Sesi duydun mu? Hangi sesi? Bak dinle. Bana bu soruyu en son o gece ormanda sordun. Sonra karanlığın içinden birden kemancı çıktı. Yine aynı şey olmayacak değil mi? Maalesef. Ama bak, mumlarımız var. O gece de vardı. Bir de o gece ne hissediyorsam... Ne tuhaf değil mi? Neymiş tuhaf olan? Sabah nasıldım? Şimdi burada. Seninle. Hep bir şeylerin sonu geldi diye düşünürken yeniden başlıyoruz. Olması gereken de o değil mi zaten? Biz ikimiz seninle neler atlattık. Ölümden döndük. Hem bir defa da değil. Defalarca. Ama her defasında atlatmayı başardık. Bundan sonra da böyle olacak. Ne olursa olsun, karşımıza ne çıkarsa çıksın. Buraya gelmek bana iyi geliyor. Bana da. Aslında... ben buraya tek başıma da gelirdim. Yani... seninle tanışmadan önce. Yine hoşuma giderdi ama... şimdiki gibi değil. Aa, geline baksana. Çok heyecanlı görünüyorlar. Evet. Çok da gençler. Benim nazarım değdi galiba. Ya Utku ya. Gelinin yardıma ihtiyacı var sanki. Evet evet, ben gideyim. Gideyim mi? Gidelim.
sizi çağıracaktım. Yardım edebilir misiniz? Tabii. İyi ki geldiniz ya. Yoksa düğün günü kavga çıkacaktı aramızda. Yanlışlıkla duvana bastım. Acıdı mı? Yok. Ben gayet iyiyim. Şu tokaları da taktın mı tamam. Bu arada evli misiniz? Evliyiz. Hocam bu evlilik aşkı öldürüyor diyorlar ya. Var mı böyle bir şey? Utku, sorulacak sorun mu şimdi ya? Allah Allah. Kıdemli bir çift görmüşüm ya. Kime soracağım? Merak işte. Allah. Öldürdü deseler ne olacak? Düğünden vaz mı geçeceğiz? Ya yok tabii, vazgeçmeyeceğiz de yani son dakikada olsa bu işin nereye gideceğini bilmek lazım değil mi? İşte oldu. Bu arada cevap vermediler ama pek de ölmüş gibi durmuyor. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Mutluluklar. Mutluluklar. Aa, bir fotoğraf çektirelim ya. Gerçekten hatıra olur. Gelin. Evet ya, gelin. Hep beraber bir fotoğraf çektirelim. Hadi hadi. Ahmet. Şöyle alsana bizi. Evet. Çok teşekkürler. Tekrar tebrik ederiz. Çok teşekkürler. Açmayacak mısın? Sonra ararım. Belki önemlidir. Önemli olsa kapatmazdı. Sen bilirsin. Açar şimdi. Hay Allah. Duymadı herhalde. Duymamıştır, duymamıştır. Nasıl yapsak ya? Başka bir yolu yok mu Şükran teyze? Mesela çalıştığı yere gitsen? Olur. Olur tabii. Hem bizzat tanışmış olursun. Ha, ama bak Zehra'yı gördüğün zaman babasından izin aldığını mutlaka söyle. Benim güzel kızım babasından habersiz adım bile atmaz. Çok teşekkürler Şükran teyze. Canım. Çok sağ ol. Merak etmeyin, usule ters bir şey olmayacak. Bundan hiç şüphem yok evladım. Benim tek isteğim, siz anlaşın, güzel bir yuvanız olsun. Oh, o kadar. Güle güle oturun teyzeciğim. Allah razı olsun kızım. Sen bize çok büyük iyilik yaptın. Hakkını helal et. Helal olsun teyzeciğim. Lafı bile olmaz. Başka bir şeye ihtiyacınız olduğunda ben buradayım. Artık senin komisyonu da aydan aya öderiz kızım. Elimizde bu kadarı var. Borcumuz olsun. Koyun cebine amcacığım. Bana borcunuz yok. Ama dua o olur işte. Elbette dualarımız seninle kızım ama çok bir şey yok zaten burada. Al da içimiz rahat etsin. Tamam o zaman şöyle yapalım. Siz şimdi evinize yerleşin. Bir gün güzel bir çay demleyin. Böyle tavşan kanı. Sonra sabah gel deyiverin ha. Demez miyiz kızım ne zaman isterse. Çaya değil yemeğe gele. Bizim hanımın yemekleri meşhurdur. Ellerimle güzel güzel yemekler yaparım sana. Tamam o zaman. Anlaştık. İyi günler. Allah gönlüne göre versin. Amin. Tuttuğun altın olsun. Rabbim kazalardan belalardan korusun. Amin amcacığım. Amin. Kimin münasebeti şimdi ya? Dingil ev sahibi.
dininiz imanınız para olmuş ya. İnsan olun azıcık, insan. Sultanım. Ha geldin mi? Tamam ben de birazdan orada olurum. Hayatım biliyorsun işim var. Ya merak etme beklediğine değecek. Hadi öpüyorum. Abi arabada ruj mu sürülür ya? Ya amaç beni fitil etmekse başardınız. Allah'ım ya Rabbim ya. Hey, önüne baksana. Aldım ulan plakanı. Püskül ya bu. Beni mi takip ediyorsun be? Peşime mi düştün? Bugün başka bir manyaklıkla daha uğraşacak değilim. Allah'ım lütfen başka bir püskülle sınama beni ya Rabbim. Senin plakanı buraya bir yazayım da aklıma kazınsın. Bir dahaki karşılaşmamız senin için hiç iyi olmayacak püsküllerin efendisi. Ben geldim. Sen? Ben ya. Söz verdiğim saatte geldim.
Kapata zamanım yok. Ya mehtap ya para. Hangisi? Bak, bir kez daha söylüyorum. Ben burada geçeceğim. Benim mehtabın alacağıyla da borcuyla da alakam yok. Birkaç gün sonra gideceğim zaten. Mehtap geldiğinde ne sorununuz varsa halledersiniz. Bu yaptığınız zahaneye tecavüz derler ama. Kes de kavgayı. Bak son kez söylüyorum. Paramı istiyorum, paramı! Sen parayı bana mı verdin de benden istiyorsun ha? Topla şu püsküllerini de çık git. Hadi çık git şuradan. Sen laftan anlamıyorsun. Dağıtın! Ya ne yapıyorsun? Ya bırak onu! Dokunma ona! Ya söyle şunlara çıkıp gitsinler. Ya bıraksana! Ne yapıyorsun ya? Bak çıkar şunları, söyle çıkar şunları. Sen güzelten anlamıyorsun. Benim param da yok, borcum da yok, tamam mı? Polis arıyorum. Ne yapıyorsun ya? Ya bırak, bir şey yok orada. Eşyalarım var, kıyafetlerim var. Bırak, dokunma ona. Bırak, bırak. Ne? Söyle çıksın odamdan. Mehtap yok, para yok. Ne yapacağız biz seninle? Hı? Söyle ne yapalım? Tamam, tamam söyle çıksın odamdan. Mehmet dur. Hanımefendinin görmemizi istemediği şeyler var herhalde. Yahu sakladığım bir şey yok. Tamam, bir şey demedik. Şöyle buyur. Söyle çıksın odamdan. Ben bir şey demeden o bir şey yapmaz. Buyur. Dinliyorum. Bak, Mehtap'ın nerede olduğunu bilmiyorum. Yine aynı terhane, yine aynı hikaye. Oyalayacağım diyorsun seni. Anladım. Ya ne oyalaması ya? Ulaşamıyorum diyorum, anlamıyor musun? Zaten kızgınım ona. Bir sürü insana faizle para vermiş, onu bir bulursam var ya. Bir bulursam. Benim, verin onu bana. Şşş. Ya bıraksana. Sen önce ver şu telefonu. Ver onu bana. Ya o benim param. Patron bak, burada tam 45 bin lira var. Çok hızlı para sayar. Aferin. Alacağımızın hemen hemen yarısı eder. Alamazsın. Ver onu. Aldım bile. Benim param o. Ben çalıştım, biriktirdim onu. Emeğim var orada. Ver onu. Bırakın beni ya. Gel buraya. Bana bak. Geri kalanını da en kısa zamanda tamamla. Bırakmam. Ölürüm de bırakmam. Ne yapışkan kızı çıktın sen? Bana şu maymun ayağımla. Bırakın, bırakın paramı, benim o. Bırakın paramı. Tamam, paramı hazırla. Bırak paramı, ver bana paramı. Paramı ver. Ben telefonumu arabada unutmuşum. Alıp geliyorum. Zehra Hanım. Evet. Siz kimsiniz? Cemil ben. Cemil, ben tanıyamadım sizi. Kusura bakmayın ya. Bir anda sizi karşımda görünce. Geçen sizi mahallede görmüştüm. Şükran teyze de fotoğrafınızı gösterdi.